Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere tavukları bu sosla marine edin ve lezzetine lezzet katın dediğim çok özel bir marine sosu tarifim var. Bu lezzetli sos tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tavuk marine sosu için 4 yemek kaşığı zeytinyağını bir kasenin içerisine alıyorum. Dört diş ezilmiş sarımsak, 2 tatlı kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı kişniş, 1,5 yemek kaşığı soya sosu, 1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber ve 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Şimdi soya soslu tavuk marine sosunun bütün malzemelerini güzelce karıştırarak hazırlıyorum. Özellikle soya soslu tavuk marine sosu hazırlamak istiyorsanız, verdiğim bu ölçülerle bol baharatlı soya soslu tavuk marine sosunu mutlaka denemelisiniz. Her pişirme tekniğine uygun çok lezzetli bir tavuk marine sosu hazırlamış oluyoruz. 1 kilo tavuk pirzolanın üzerinden hazırlamış olduğum bu soya soslu marine sosunu döktüm ve tavukların her yerine sos iyice gelinceye kadar karıştırarak hazırlıyorum. Özellikle tavuk pirzola, tavuk kanat için kullanabileceğiniz çok lezzetli bir marine sosu hazırlamış oluyoruz. İster tavukları mangalda hazırlayacak olun, mangal sosu olarak hazırlayabilirsiniz bu sos tarifini. İster fırında pişireceğiniz tavuklar için sos tarifi olarak kullanabilirsiniz. Söylediğim gibi her pişirme tekniğine uygun çok lezzetli bir marine sosu hazırlamış oluyoruz. Tavukları böyle sos ile iyice karıştırdıktan sonra üzerine streç film ile örtüp en az 3-4 saat vaktiniz varsa hatta bir gece buzdolabında dinlendirirseniz tavukların lezzetine lezzet katacaksınız. Çok ama çok lezzetli tavuklar yiyeceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. Eğer tavuk nasıl marine edilir diyorsanız, özel tavuk marine sosu arıyorsanız, soya soslu tavuk tarifi arıyorsanız ya da soya soslu tavuk marine sosu tarifi arıyorsanız hazırladığım bu tarifi deneyebilirsiniz. Denedikten sonraki yorumlarınızı da merakla aşağıda bekliyorum. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.